ET8 Single Player'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Dreamland haritası da Sıfırdan Ay serisinin ilk bölümünü sizlerle beraber buluşturmaya hazırız artık. Ve yeniden Sıfırdan Hayat serimize başlıyoruz. Bu seride diğer seriler gibi 200 bölüm falan sürmeyecek tabii. Bir sezonluk bir dizi gibi sürdürmesini planlıyorum. Yani az olacak arkadaşlar. Uzamayacak. Belki 5 bölüm, belki de 6 bölüm sürecek. Belki de 2. bölümde final yapacağız. Belli bile değil bu durum. Bunu sizlere söyleyeyim ve olayımıza başlayalım. Nereden başlıyoruz, ne yapacağız, nasıl başlayacağız hep beraber görelim. Past City'den başlıyoruz arkadaşlar. Pastok'tan başlamayalım ya şimdi. Merkez seçimi Pastok deyip de Pastok hemen yük getirmeyelim. Çünkü Pastok'un bünyesinde çalışıyorum. Pastok benim değil ama Pastok'un bünyesinde çalışıyorum arkadaşlar. Bence Pastok'tan başlayalım. Pastok'tan başla, devam et abi ya. Her yerde Pastok arkadaşlar. Her yerde Pastok'u duyacaksınız. Pastok olarak. Pastok Pastok olalı böyle Pastok. Evet. Sıfırdan başlangıçlar, sıfırdan oyunlar diyelim. Ve yolculuğumuza bu şekilde başlamış olalım. Welcome to Pastok. Şirketimizden nereye gidiyoruz acaba? Bu Pastok şirketinden nereye gideceğiz? Hep beraber göreceğiz. Aracımızı bir çalıştıralım. Mercedes Actros aracımız ile birlikte yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Şimdi şu bölümde, şu videoya araca şöyle dışarıdan baktığım zaman full kasa bir aracımız var. Nereye gidiyoruz abi biz daha doğrusu? Bakayım. 6 kilometrelik bir yola gideceğiz. Ama neresi olduğunu bilmiyorum tabii. Gidelim bakalım, göreceğiz. Şimdi kaç yıl önce, kaç yıl oldu ya? 4 yıl oldu mu? 4 ya da 3 yıl önce başlamıştık biliyorsunuz sıfırdan hayata. Grand Utopia haritasında başlamıştık ve 200 bölümlük bir seriye ulaşmıştı. Hikaye içinde işte zengin olmaktır, odur budur derken 200 bölümde sonunu getirmiştik hikayemizin. Şimdi tekrar başlıyoruz ama bu sefer Dreamland haritasında yine aynı şekilde başlıyoruz. Hani şey değil, bir hikaye üzerine kurulu olarak başlamadık. Yine onda da aynı şekilde bir hikaye üzerine kurulu olarak başlamadık. Bunda da bir hikaye üzerine kurulu olarak başlamıyoruz ama tabii ki de Pastok bünyesinde çalışan bir insanım. Pastok'ta bağım, yani işçi olarak çalışan birisiyim açıkçası. Pastok'ta para kazanacağız, kendimize araç falan alacağız vesaire derken bu şekilde yükselip gitmeye çalışacağız. Umarım herhangi bir problem olmazsa sizlerin de beğenileriyle, yorumlarıyla bu seriyi devam ettirmeye çalışacağız. Umarım her şey güzel olur. Her şey 10 numara bir şekilde, 10 numara 5 yıldız olarak gönlümüzce olur diyelim. Ve böylelikle de serimizin ilk videosunu sizlere sunmuş olalım. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, bakalım hikayeler kuracağız. Hikayeler olur. Şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi şeyler yapacaktır illaki. Olacaktır böyle şeyler. Dediğim gibi sıfırdan başladık. Sıfır bir harita. Yani sıfır bir harita, sıfır bir save daha doğrusu. Kendi save'imde yolculuğumu gerçekleştiriyorum. Şuradan içeri döneceğiz. Biz nereye götürüyoruz bu yükü? Yükü nereye götürdüğüme bir bakayım da ona göre gideyim. Zaten haritayı biliyorum. Kıyafet Past City Carrefour. Anladım abi nereye gideceğimizi. Şunu da kapatalım. Şehir merkezine gidiyoruz arkadaşlar. Havaalanının oradan döndürecek. Biz havaalanının altından geçeceğiz şimdi burada. Abi özledim ya. Kendi haritamı da özledim. Sizler de özlediniz büyük ihtimal. Yeni bir sürümü ne zaman gelecektir diye düşünüyoruz. Olabilirsiniz. Bir şey ben bilmiyorum arkadaşlar. Yeni bir sürüm ne zaman gelecek ya da ne zaman gelmeyecek. Gerçekten onu ben de bilmiyorum. Haritanın yapımcısı ben olmama rağmen bilmiyorum yani. Onu söyleyeyim. Eğer gelirse bir gün görürüz. Gelmezse şu anki mevcut hali zaten 1.49 sürümünde çalışmakta haritanın. Oynayabilirsiniz bu şekilde. Haberiniz olsun. Bunu da buradan söyleyeyim. Uçak da kalktı şöyle yukarıdan. Güzel manzaralı bir şekilde. Öf. Baya baya iyi. Şimdi Türkiye haritasında neden hani oynamadın gibi oynamıyorsun diye yorum vardı. Görmüştüm onu. Türkiye haritası Antalya tarafında sebze jeti falan demişsiniz de. Arkadaşlar Türkiye haritasında harita benim kendi haritam olmadığı için ve hani özelleştirme konusunda da özelleştirme yapamadığım için beni sarmıyor. Yani elin haritasında video çekmektense kendi haritam varken yani kendi haritamda doya doya videomu çekebilirim. İstediğim şekilde istediğim yere bok atabilirim mesela kendi haritamda. Böyle bir şey var. Hani bir şey lazım olur. Bir şey yapmam gerekir. Kendi haritamda çok rahatlıkla bunu yapabilirim. Ama farklı insanların haritasını ayarlamadığım zaman, uyarladığım zaman mesela diyorsunuz ki abi bizde burası yok. Bize de yayınla. Biz de oynayalım falan dediğinizde başkalarının haritasını sizlere yayınlayamıyorum haliyle. Ne olacak? Kendi haritam abi. Bir yeri yapacağım. Güzel bir yer olacak. Diyeceksiniz ki abi bura çok güzelmiş. Burayı bize yayınla. Biz de oynayalım dediğinizde
Tamam diyeceğim ben de. Bir sonraki sürümde bakmışsın haritanın o kısmı oyunda ekli. Yani olay bundan ibaret. O yüzden kendi haritamızda oynamamız daha mantıklı. Hani kendi bizim haritamız da küçük değil artık. Yani baya baya bir şu haliyle bile 10 tane 10-15 bölüm çıkartabilecek bir haritamız var. Hatta belki 20 bölüm bile çıkartabilecek bir haritamız var şu anki mevcut haliyle. O yüzden rahatız. Yani bu zaten bir sıkıntı yok bu konuda. Gönül rahatlığıyla videolarımızı çekip sizlere sunabilirim Sıfırdan Hayat serisinde. Ya bu Sıfırdan Hayat serisini şöyle izleyin. Şöyle bakın olaya daha doğrusu. Ben bir tırcıyım. Yük götürüyorum ve hani sizlere götürdüğüm güzergahtaki videoları çekiyorum. Yolculuk esnasında sohbetlerimi, muhabbetlerimi sizlere yansıtıyorum gibi düşünebilirsin. Sıfırdan Hayat amacı buydu zaten. Hani sıfırdan bir başlangıç aslında. Oyuna sıfırdan bir başlangıç yapıyoruz. Ve bu sıfırdan başlangıçtan beraber sizlere videolar çekiyorum. İşte sohbet, muhabbet eşliğinde yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Bunda şöyle bir şey var arkadaşlar. En son kaldığım şehirden gitmeyebilirim. Farklı farklı yerlerden araçlarımla yük götürebilirim. Farklı şirketlerden yük alıp götürebilirim. Böyle böyle hani zengin, yani para kazanmaya çalışacağız. Zengin olmaya çalışacağız. Zaten harita küçük olduğu zaman birebir olduğu için fazla para da kazanamayacağız haliyle. Yani araç almaktır falan birazcık zorlayabilir bizi. Biliyorsunuz 1.49.50 ile beraber ikinci el araç piyasası falan da geldi. Bu daha da anlamlı bir hale geldi artık. İkinci el araçları direktmen oyun içerisinden hani ayarlamadan ikinci el piyasasına bakıp oradan çat diye arabayı alabileceğiz. Keşke ikinci eli böyle şey olarak değil de liste olarak değil de galeri şeklinde yapsalardı. Galeriden biz ikinci el aracı alabilsek. Hani gidip o galeride güncellenecek, tamam mı, rastgele. Bu galeriye bir gideceksin, orada Mercedes var. Mercedes'i mesela diyeceksin şu şöyle şöyle özellikleri var, arabayı oradan direkt alabilmemiz gerekiyor. Hani katalog üzerinden seçip arabayı almak garip bir durum. Beni birazcık şey yapıyor açıkçası, sinir ediyor. Yine de bir şekilde bir hikaye kurup onları ayarlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, bu arada çok dinamik, çok canlı duruyor harita ya, benim haritam. Gerçekten baksana şu grafikler falan gayet güzel, olması gerektiği gibi. Böyle Carrefour'a bir dönüşümüzü yapalım. Past City keşfedildi. Past City'yi keşfettik Pastok'tan. Daha sonra Carrefour'a döneceğiz. Şuradan sinyalimizi verelim. Ben geçtim zaten. Böyle bir ileriye, içeriye doğru. Önek, direkt bakalım. Carrefour şurada. Abi işte bu güzel ya. Kendi haritam olduğu zaman abi, ya her şeyi biliyorsun. Nerede ne olduğunu biliyorsun. Bu arada Dreamland haritasını indirmek istiyorsanız videonun altında linki var. Oradan kesinlikle indirebilirsiniz. 1.49'da da çalışıyor. Haberiniz olsun. 1.49, 1.48 ikisinde de şu an bu harita aynı sürüm çalışıyor. Haberiniz olsun yani arkadaşlar. Oynamak isteyenlere kesinlikle tavsiyemdir. Güzel bir harita olduğunu söyleyeyim. Yani güzel arkadaşlar. Şey yok yani. Hani kötü değil. Gerçekten güzel. Arabayı kendimiz çekelim hemen şuraya hızlıca. Ve videomuzun ilk videomuzu burada noktalamış olalım. Ve Sıfırdan Hayat'ın İlk bölümünde böylelikle sizlere sunmuş olduk. Şöyle bir şey var, hani sık sık gelecek mi Sıfırdan Hayat? Yani sık sık gelemez çünkü benim işim oluyor. Akşamları yayın yapmam gerekiyor. Gündüzleri zaten çalışıyorum ekstra. O yüzden hani Sıfırdan Hayat videosu çekmeye, zaten video çekmeye zamanım olmuyor açıkçası. Video çekmeye zamanım olduğu sürece de videolar çekmeye, yayınlamaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Bunu da böyle bir şekilde söyleyeyim, haberiniz olsun. Ne kadar haberiniz olsun, ben video çekemiyorum artık ya, vallahi mal gibi video çekiyorum aynı. Neyse şöyle bir geri gelelim, geri bir sokayım arabayı hızlıca. Bayağı tecrübeliyim ama ha bu konuda. Hop, şöyle de şuraya bir girdik ve aracımızı istop edelim. İlk videomuzda ilk yükümüzü böyle başarılı bir şekilde getirdik. Haritamıza bakmak gerekirse Dreamland haritasının ne kadar büyük olduğunu şöyle görebiliyorsunuz. Ve hani yeni sürümde eklenecek olan yer aslında yapım aşamasında. Şurası yapılıyor zaten, yapım aşamasındaydı. Hani buraya kadar yapıp burada haritayı noktaladım ben açıkçası. Yani mevcut sürümü noktaladım, durdurmak zorunda kaldıydım. Ama mevcut sizin oynayabilecek olduğunuz kısım şuralar. Speechland ücretli bir ada. Burayı da satın almak istiyorsanız Discord üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Fiyatlarında bir indirim yapacağız onun. Tekrardan bir yerelleştirme fiyatlara geçmeyi düşünüyoruz. Haberiniz olsun. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.